Burası suya değdiği zaman ve burası suya değdiği zaman buradan gelen 5 volt su üzerinden base'e akacak. Böylece analog olarak da suyu takip edebiliriz. Bakın, suya batırmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Bandırmaya göre de değişmiyor. Direkt ya açılıyor ya kapanıyor. Suya ne kadar bandırdığıma göre ledin yanışı ona göre değişiyor. Bir de su damlatalım bakalım nasıl olacak. Şırınga yardımıyla üstüne. Şimdi devremiz bitti. Birazcık karışık gözükebilir ama karışık değil, hepsini anlatacağım. Şu anda devrede hiçbir hata da gözükmüyor. Her şey tamam gözüküyor. Yağmuru algılayacak kısmımız da tamamlandı. Yağmur algılama sensörümüzü de bitirdik. Tabii ben size yine sipariş ettiğimde bunların hepsini dağıtacağım. Bugün hep beraber yağmur sensörü yapacağız. Yağmur yağdığında sensörümüz direkt çıkış verecek ve artık o sinyalle ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Devremizi önce board üzerinde kuracağız, deneyeceğiz. Ondan sonra GLC PCB'nin EasyEDA adındaki tasarım aracında devremizi tasarlayıp sipariş edeceğiz. Girişi çok fazla uzatmak istemiyorum ama bize bu fırsatı sunduğu için GLC PCB'ye kaliteli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle devremizi bir analiz edelim. Ne yapacağız, nasıl çalışacak? Board üzerinde kuracağız ama board üzerinde çok anlaşılır olmuyor. O yüzden ben şimdi bilgisayar üzerinde size devrenin şematiğini açıklamaya çalışacağım. Dilerseniz hemen şematiğimize geçelim. Baktığımızda ben kabaca bir devreyi çizdim. Tabii ki bu tamamı değil. Bir Arduino kullanacağız burada. 5 voltumuzu Arduino'dan alacağız buradan. GND'yi de Arduino'nun GND'sine bağlayacağız. Ben burada transistör olarak BC547 kullandım. NPN tipi bir transistör. Burada LED'imiz var. 5 volta bağlı. Önünde 110 dirençli. Bu LED'imiz suyu algıladığında yanacak. Devrenin çalıştığını da, o anda su algıladığını da devreye bakarak da görebileceğiz. Bu LED o işe yarayacak. Şimdi birazcık devremizi düzenleyelim. Suyu nereden algılayacağız? Bakın, buradan bir kablo çıkaracağız. Şurası ve şurası suyu ölçeceğimiz uçlar olacak. Nasıl ölçüyor? Burası suya değdiği zaman ve burası suya değdiği zaman buradan gelen 5 volt su üzerinden base'e akacak. Ve transistör tetiklenecek, LED aktif olacak. Bu sayede de biz sinyalimizi üretmiş olacağız. Peki sinyali nereden ölçebiliriz? Onu da buradan ölçebiliriz. Burayı da Arduino'nun A0 pinine bağlayabiliriz. Böylece analog olarak da suyu takip edebiliriz. Fakat burada direkt 5 voltu base'e vermek yerine şuradan bir dirençle suyumuzu ölçersek daha mantıklı olacak. Buradaki direncin çok büyük olmasına gerek yok çünkü tetikleme gelmesi lazım. Biliyorsunuz NPN tipi, normal BJT tipi transistörlerde base'den emitere bir akım akışı var. MOSFET gibi alan tetiklemeli değil. O yüzden buraya 100 ohmluk bir direnç bağlayabiliriz. Bir de bu bacak boşta kaldığında transistörü kararsız yapıya sokmaması için, havadan nem kapmaması için buradan bir tane 10K ile GND'ye, emiter ucuna bağlantı yapabiliriz. Böylece boştayken base ucu GND'ye bağlı olacak ve tetiklenmiyor olacak. Buradan 5 volt geldiğinde de transistörümüz tetiklenecek. Devremiz bu kadar. Şimdi ben bunu size board üzerinde göstereceğim. Devremi ben bu şekilde kurdum. Burada LED'im var. Transistörüm burada. Ve dirençlerimi de bağladım. Aynı şematikte çizdiğim gibi devreyi oluşturdum. Şu ve şu ucum, jumper bağlı uçlar benim suya batıracağım uçlar olacak. Analog 0 pininden de ölçüm yapacağım. Su kabım da burada. Şimdi bir enerjilendirelim. Ben yazılımımı öncesinde hazırlamıştım. Bakın, burada çıkışı takip edebilmemiz için serial portu açtım 9600'de. A0'ı input pull-up yaptım. Çünkü dahili pull-up direnci var. Ekstradan bağlamaya gerek yok. Burada da 100 milisaniyede bir analog A0'dan ölçülen değeri ekrana yazdırıyorum. Çok sade bir kod oldu zaten. Buradan seri monitörü açtım. Bakın, burada değer 1023. Yani maksimum değerde şu anda. Neden? Çünkü herhangi bir temas yok. Şu anda bakın, kolektör bacağından ölçüm yaptığımız için A0'ı 5 volt direkt A0'a geliyor.
Biz A0 GND'ye çektiğimizde ölçüm yapmış olacağız. Ama şu anda 5 volt gelirken biz direkt 5 voltun değerini A0'da görüyoruz. Ölçüm yapmıyoruz yani. Transistör tetiklendiğinde burası GND'yi akacak ve biz A0'da GND'yi göreceğiz bu sefer. Şimdi suya batırıp bir deneyelim. Bakın, suya batırmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Parmaklarımla dokunduğumda herhangi bir şey olmuyor iki uçta. Bunu neden gösterdim birazdan anlayacaksınız. Şimdi ben bunu suya batırıyorum. Bakın direkt led yanıyor. İkisini de suya soktuğum an. Bir yandan seri port ekranını da takip edelim. Ben şunu yukarı alayım. Bakın ara değer neredeyse yok. Ya açık ya kapalı. Mesafeye de bağlı değişmiyor. Bandırmaya göre de değişmiyor. Direkt ya açılıyor ya kapanıyor. Yani analog değerleri göremiyoruz aslında. Ve şimdi bakın. Elimi suya bandırıyorum. Ve tekrardan uçlara dokunuyorum. Bakın. Bu sefer led aktif oldu. Elimi kıpırdattığımda sıvıya temas ettikçe led yanıyor ve kurudukça da sönüyor. Bunun sebebi aslında transistörden kaynaklı. Transistör BJT tipi olduğu için base'den bir akım akışı var. Bu akım akışından dolayı şu anda tam olarak analog ölçüm yapamıyorum. Çok detaylı bir açıklama değil ama şöyle göstereyim. NPN tipi IRFZ 44N bağlayalım BJT transistör yerine. Bakalım o zaman nasıl bir tepki alacağız. Bakın onun da devresini ben size burada göstereyim. Yine aynı devre. Burada kolektör base emitter uçları sadece drain, gate ve source'a dönüşüyor. Aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece bunun özelliği gate ile şuradaki drain source kısmı birbirinden yalıtılmış. Bakın burada temas yok. Bu yalıtım akım akışını olmamasını sağlıyor. Burada voltajı gördüğü an tetiklenen bir eleman. Normal BJT transistörden farkı bu. Şimdi bunun devresi de aynı. Buradan benim bir ölçüm ucum olacak. Yine buraya bir dirençle ölçüm ucuna getiriyorum. Yani aslında devreyi değiştirmiyorum. Aynı şekilde buradan gene 10 kilo ohmumu buraya bağlayacağım ve şu aralığı ölçeceğim. Devre tıpatıp aynı. Sadece burada şu farklı. Bu transistörün bacak sıralamasıyla bunun bacak sıralaması aynı değil. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben burada bağlantıyı bu transistöre göre değiştiriyorum hemen. Aynı bağlantıyı şu anda IRFZ 44N için revize ettim. Tekrardan enerjilendiriyorum. Tamamdır. Buradan seri port ekranımızı da açalım. Yine 1023 değerlerini görmeye başladık. Öncelikle bir kuru elimizle dokunalım. Bakın şu anda hiçbir şey yok. Şimdi suya değdiriyorum. Bakın. Suya ne kadar bandırdığıma göre LED'in yanışı ona göre değişiyor. Onun haricinde parmağımı banıyorum. Herhangi bir algılama yok. Zaten seri port ekranından da görebiliyorsunuz değişiklik olmadığını. Şimdi benim elimde şöyle bir dokunmatik algılayabilecek bir devre kartı vardı. Üstüne header yerleştirdim. Bağlantıyı kolay yapabilmek için. Burayı yağmuru algılayan kısmı olarak düşünebilirsiniz. Buraya su geldiğinde LED'imin tetiklenmesi lazım. Header'ları bir bağlayalım bakalım ne olacak. Bağlantıyı şu anda yaptım. Parmağımla dokunuyorum. Parmağım ıslak olduğu için algılıyor. Değerler şu anda yavaş yavaş artıyor. Artmasının sebebi LED'in parlaklığı da söndü. Artmasının sebebi parmağımın kuruyor olması şu anda. Bakın iyice arttı. Yükseliyor. Hatta şöyle göstereyim. Kuru olan parmağımla dokunduğumda hiçbir tepki yok. Nemli parmağımla dokunsam bile algılıyor. Hatta şiddetine göre bile algılıyor. Yani şu projeden bir sürü farklı proje çıkabilir. Bir de su damlatalım bakalım nasıl olacak. Şırınga yardımıyla üstüne birazcık fazla oldu sanki. Direkt LED'im aktif oldu. Yani şu anda yağmuru algılayabiliyorum. Şu
Şu anda ıslaklık olduğu için hala daha yanıyor. Birazcık kurladığım zaman tekrardan söndü. Yani üstündeki yağmurun kuruması lazım. Şuradaki yolların yakınlığına göre hassaslığı artabilir, azalabilir. Fakat şu anda yaklaşık olarak hassasiyeti güzel gibi gözüküyor. LED yavaş yavaş söndüğünde gördünüz. Kuruyuşu da bu şekilde oluyor. Bunun bir devresini hazırlayalım. Devresini hazırlarken sadece ben bir şeyi bir kere göstereceğim ki video çok fazla uzamasın. Hızlı bir şekilde devremizi tasarlayalım ve siparişimizi verelim. Şimdi buradan EasyAday'a giriş yapıyorum. Bu tasarım aracının webde olmasına bayılıyorum. Neden bilmiyorum ama çok kolayıma geliyor. Galiba en sevdiğim özelliklerinden birisi bu. Projemi açtım ve hemen gerekli malzemeleri ekliyorum. Bunda ölçüm yapmak için Arduino kullandık ama gerçek devrede Arduino'ya ihtiyacımız yok. O yüzden Arduino'suz tasarlayacağım. Buradan Resource kısmından SMD Parts Library'den N-tipi MOSFET bakacağım. Basic Part'ı seçiyorum ki kurulum ücreti olmasın ekstra. Şimdi devremiz bitti. Birazcık karışık gözükebilir ama karışık değil, hepsini anlatacağım. Birkaç değişik şey koydum. Burada öncelikle 5 volt giriş olarak düşündüm. Yani sensörümüz 5 voltla çalışacak. 3.3 voltla değil. Dışarıdan 5 volt beslemesi geldi. 3 voltluk bir led koyduk buraya. Ufak bir led. 5 miliamper akımla çalışacak. O yüzden önünde 430 ohmluk bir direncimiz var. Daha sonra MOSFET'e girdik. Zaten buraya kadar aynı. Şuradaki 10K direncimiz de aynı. Orada da bir değişiklik yok. Gate bacağı boşta kalmasın diye buradan GND'ye çekiyorum. Onun haricinde normalde şu uç ve şu uç suya bandırılacak uçlardı. Şuradaki yol suyu algılayacak yolumuz olacak. Biz bunu devrede zikzak yaparaktan dokunmatik sensör gibi, touch sensör gibi tasarlayacağız. PCB kısmında tasarlanacak burası. Normalde şuradan sinyalimizi alıyorduk. Fakat sensör herhangi bir su görmediğinde buradan 5 volt verir. Su gördüğünde 0 volt verir. Yani ters çalışıyor. Ve analog değerler veriyor. Ya yağmur yağıyordur ya da yağmıyordur. İki ihtimali var. O yüzden burada bir tane entegre kullandık. O da Schmitt Trigger diye geçen bir entegre. Bu entegre şu işe yarıyor. Atıyorum şuradan burası giriş, burası da sinyal çıkışımız. Şuradan girişten belli bir voltajın üzerinde voltaj geldiği an çıkış veriyor. Çıkışı neye göre veriyor? VCC'ye göre veriyor. Olay bu. Şimdi peki tamam dedik, input'tan gelirse output verecek. Ne değişti? Input gelince gene output veriyor. Fakat buradaki Schmitt Trigger inverting Schmitt Trigger. Yani tersleyen bir Schmitt Trigger. Bunu değil kapısı olarak düşünebilirsiniz. Yani burada Vin küçükse VCC'den çıkış veriyor. Vin VCC'ye eşitse çıkış vermez. Yani buranın daha düşük olması lazım. Ben bunları neye göre söylüyorum? Datasheet verilerine göre söylüyorum. Bakın burada üstüne tıkladığım zaman veri sayfasını görüntüle diyorum. Datasheet'ine gidiyorum. Bakın burada zaten çok basit bir şekilde Schmitt Trigger'ın yapısını vermiş. Girişin değillenir ve çıkışa aktarılır. Değil kapısı. Bildiğimiz değil kapısı. Bakın burada aşağı iniyorum. Değerlerini hepsini burada vermiş. 5.5 volt için high level input voltage, low level input voltage bunların değerlerini vermiş. Çok detaylı olarak şimdi değinmeyeceğim. Ve bakın burada en basit tabiriyle fonksiyon tablosunda giriş high ise çıkış low, giriş low ise çıkış high. Bu da tabii neye göre? 5.5 volta yaklaştığında input high kabul edilir. 0 volta yaklaştığında low kabul edilir. Bunun orta değer nerede kesime gideceği detaylı olarak tablolarda zaten var. Dediğim gibi çok fazla detayına şu anda girmeyeceğim. Yani biz çıkışımızı aslında burada terslemiş olduk. Şimdi bunun bir de PCB'sini oluşturalım. Ben buradan devremi kaydediyorum ve şematiğe dönüştürüyorum. Biraz önce devrenin şu kısmını bağlı yapmıştım ama aslında orası bağlı olmayacak.
Orayı yanlış çizmişim. Burayı biz dolandıracağız. Burayı da dolandıracağız. PCB'de birbirlerine çok yakın olacaklar. Suyla birbirlerine bağlanacaklar. Muhtemelen birçok kişi bunu fark etmiştir zaten ama ben şu an yeni fark ettim. Alt-U yaparak PCB'yi tekrardan güncelliyorum. JLC PCB'nin buradan Capabilities kısmına girdim. Ve burada Minimum Trace Width and Spacing kısmında Minimum Trace Width yani minimum yol kalınlığı 5 mil, minimum boşluk 5 mil olabilir olarak belirtiyor. Ve bizim yağmur algılama kısmını bu değerlere göre çizmemiz lazım. O yüzden ben buradan yol atama genişliğini 5 mile ayarlıyorum. Yaslamayı da 5 mile ayarlıyorum. Böylece daha doğru bir çizim yapabilirim. Tasarım kurallarından. Şuradaki açıklık değerini 5'e çekiyorum. Yaslama boyutu ve alt yaslama boyutunu 2,5 mil yapınca daha kolay çizim yapabiliyorum. Izgarayı da bitirdik. Sensör kısmını bitirdik. Şu anda artık devremiz bitmiş olması lazım. Üst katmanı da açabilirim. Bir tane boşta hat kaldı. Onu da bağlayayım hatta. Şu anda devrede hiçbir hata da gözükmüyor. Her şey tamam gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Umarım bir o kadar güzel de çalışır. Bakalım 3D görüntüsü nasılmış. Üst kısımdan bu şekilde gözükecek. Şuralara kabloları lehimleyeceğiz. Tabi bu devreye su değmemesi lazım. Devrenin kutusunu öyle bir yapmamız gerekiyor ki şuraları silikon kaplayacağız. Aynı şekilde bunları lehimledikten sonra kutudan dışarı çıkarırken çıktığı yere de silikon kaplayacağız. Devrenin bu kısmı açıkta olacak, yukarıda olacak. Yine şu kısımları da silikon kaplamak gerekiyor. Açıkta olmaması lazım. Bir de şu anda üstü kaplı yolların onu açmamız gerekiyor. Hemen ona da bir bakalım. Örnek bir yola tıklayıp benzer nesneleri bul diyorum. Buradan ağı Q1 ile aynı olanların hepsini bul dedim. Katman sadece alt katmandakileri bul dedim. Ve şimdi bunları alt lehim maskesi katmanına çevirmem lazım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Buradan alt lehim maskesi katmanına geçtim. Tam yolların üstüne gelecek şekilde yapıştırmam gerekiyor. Ve yolun tam üstüne yapıştırdım. Şu anda artık yolların açılmış olması lazım. Bir de öbür kısmı yapalım. Q1 üçleri yapalım. Yağmuru algılayacak kısmımız da tamamlandı. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi şu delikleri de silikonla veya epoksi ile kaplamak lazım. Altına su geçmemesi lazım devrenin. Çünkü bu kısma su gelecek. Kutulanacaksa kutunun kenarlarına da şu kısımlara silikon yapılması lazım. Kablonun çıktığı yere silikon yapılması lazım. Suya karşı dayanıklı hale getirilmesi şart. Şimdi bir de bunu panelize edebiliriz. Bu şu anda 12 milimetre 13 olarak düşünsek 100 bölü 13 7,69. 7'ye 7 yani bir panelde 49 tane olacak. Minimum 5 panel sipariş edebiliyoruz. 5 çarpı 49 dersek tek seferde 245 tane devre gelecek. Ben bunun yanına farklı bir devre daha koyup sipariş vermeyi düşünüyorum. Bu haliyle sadece değil. Bir tane daha devre yaparız. Yanına koyarız. Yani çünkü 245 tane devreyi ne yapacağız? Yağmur algılama sensörümüzü de bitirdik. Tabii ben size yine sipariş ettiğimde bunların hepsini dağıtacağım. Çünkü bu kadar devreyi zaten ben ne yapabilirim? Onu da devre geldikten sonra videosunu çekerken yaparız. Sizden bir ricam var. Sizin yorumlarınızı okudukça ben gerçekten motive oluyorum. Bu videoları çekmeye devam etmek için kendimde güç buluyorum. O yüzden lütfen içinizden geçen yorumları yorumlar kısmında belirtin. Ben bütün yorumları dikkate alıyorum, okuyorum. Yani sizlerle iletişim halinde olmayı seviyorum. O yüzden yorum yaparsanız mutlu olurum. Bu devreleri sipariş vermek istiyorsanız açıklama kısmında gerekli linkleri koyacağım. Ekstra 5 dolarlık indirim ve referans kodumla kayıt olabilirsiniz. İndirim almak için. Bunların hepsini zaten videonun altına koymuş olacağım. Bir sonraki videoda ne istiyorsanız onu da yazabilirsiniz yorum kısmında. Ona tamamen açığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.